Mehmet Ali Özdemir cinayetinde itiraf geldi. Mehmet Ali Özdemir'i kayınbiraderi Mehmet Genç öldürdüğünü itiraf etti yapılan sorguda. Evet, ayrıntılarını sizlere aktaracağım. O evde işlenmiş, işte hep bahçesinde olduğumuz o evde işlenmiş cinayet. Ateşli silahla, yani silahla işlenmiş. 3 kurşunla hayatına son verilmiş. Ardından bir o işte kaynak makinesi indirilmiş. Kaynak makinesine de kıyamıyorlar. Gitsin o kaynak makinesi işte. Ondan sonra kaynak makinesi indirilmiş. Ardından bir poşete sarılarak arabanın arkasına konulmuş. Arabayla o cesedi bulduğumuz yere bırakıldıktan sonra ceset arabada bir başka yere bırakılmış. Aile fertleri de taşımada ve olayın saklanmasında yardımcı olmuşlar. Ayrıntıları isterseniz ben şimdi size şeyden okuyayım. Hatay Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ilk itirafı stüdyomuzda soğukkanlılığıyla dikkat çeken Mehmet Ali sürpriz yapıp gelecek diyen eşi Meryem yapıyor. Ve Meryem eşi Mehmet Ali Özdemir'i abisi Mehmet Genç'in silahla vurarak öldürdüğünü itiraf ediyor. Bunun ardından abisi Mehmet Genç de cinayeti işlediğini kabul etmek zorunda kalıyor. İki kardeş cinayetin Mehmet Ali Özdemir'in eşi Meryem'e uyguladığı şiddetten dolayı işlendiğini öne sürmüşler. Bu da biliyorsunuz Mehmet Ali Özdemir'in babası ve erkek kardeşleri tarafından da sık sık dile getirilen bir konuydu. Meryem'i sürekli dövdüğünü söylüyorlardı Mehmet Ali Özdemir'in ama eş Meryem bunu asla kabul etmiyordu. Yani kendi babası söylüyordu oğlum dövdü diye. Meryem diyordu ki hayır çok mutluyuz. Gözaltına alınan diğer aile üyelerinden de suça iştirak edenlerin olduğu değerlendiriliyor. Sorguda anlatılanlara göre cenaze aile üyeleriyle birlikte taşınmış ve evde birlikte temizlik yapılarak cinayetin izlerinden kurtulmaya çalışılmış. Hatırlarsanız yayınımıza bağlanan kişiler biliyorsunuz bu duvarlardaki sıva izlerinden de bahsetmişlerdi o gün olmadığına dair. Cinayet silahının Mehmet Ali Özdemir'in en son gidip sağ çıkamadığı evde olduğu değerlendirilmişti. Gerçekten de şöyle söyleyeyim. Önceden tasarlanmış bu cinayet. Mehmet Genç böyle anlatmış. Önce tabancayı temin etmiş, sonrasında da tabancayı evin bahçesine koymuş. Ardından eniştesi Mehmet Ali'yi eve çağırarak gelmesini beklemiş. Mehmet Ali eve geldiğinde ise direkt olarak evinin bahçesine 3 el ateş ederek öldürmüş. Sonrasında dediğim gibi kaynak makinesi araçtan indirilmiş. Mehmet Ali'nin cenazesi poşetle sarılarak cenazenin bulunduğu noktaya kendi arabasının arkasına konularak taşınmış. Üzerlerine kan sıçradığı için Meryem'in aile üyeleri cinayetin ardından kan sıçrayan kıyafetleri yakmışlar. O gün bir düğün varmış çevrede. Hani şu da merak edilebilir. Yani 3 el silah sesi niye kimse duymadı? O gün bir düğün varmış. O düğünün sesi arasında kaynadığı düşünülüyor. Ama tabii orası benim kafama takıldı. Yani saat 1 ile 1.47 arasındaydı. Gece düğün 1'e kadar devam mı etmiş? Yani gece 1'e kadar orasını bilemiyorum. Sesi duyanlar düğün sonrası birileri havaya ateş ediyor gibi değerlendirildi olabilir, herhalde çevre tarafından ama hiçbir bilgi gelmemişti bize hani silah sesi duyuldu falan diye. Mehmet Genç cinayeti itiraf ettikten sonra cinayet silahının yerini de söylemiş. Cinayet silahı Mehmet Ali'nin cenazesini bulunduğu noktaya yakın bir mesafede toprağa gömül olarak bulunuyor. Yani cinayet silahı da artık bulundu. Meryem ifadesinde çok fazla şiddet gördüğünü, Mehmet Ali'yi severek evlendiğini fakat Mehmet Ali'nin alkol aldığı zaman şiddete eğiliminin arttığını ve kendisini dövdüğünü söylemiş. Ayrıca Mehmet Ali alkollüyken bana ya da aile fertlerimden birine zarar verebilirdi. Bundan korkuyordum ve cinayet bu nedenle işlendi demiş. Şaşırdık mı? İşte gençler 2 gün sonra Selin'le ilgili de böyle bir şey ortaya çıktığında sizin arkanızdan bunları okumak zorunda bırakmayın beni. O yüzden siz de bütün bunları bence ibret alem olsun diye izleyin. Ne biliyorsanız anlatın. Bak çok açık bir şey söyleyeyim. Şimdi bu anlatılanlar bu cinayetin tasarlanarak işlendiğini ortaya çıkartıyor. Böyle anlatmasalardı arada 15 yıl oynardı. Hani adam tasarlamış. Şimdi bak böyle anlatmış bu tasarlı. Anladığım kadarıyla zaten hani
eşi şeye dönmek istemiyor. Mehmet Ali Özdemir'e dönmek istemiyor. Ailesiyle kalmak istiyor. Mehmet Ali de hızlıca evi yapıyor, konteyneri yapıyor. Kızı alacak, oraya götürecek. Aslında problem o. Yani sen gel diyor, onlar gelmek istemiyorlar. Kızı da vermek istemiyorlar. Ailede kızı bırakmak istemiyor. Kızı bırakmak istemiyorlar. Tabii. Daha zaten düğünün ilk gecesinden itibaren biliyorsunuz bir kavga dövüş olduğu iddia edilmişti. Ama o kavga dövüşünde nedeni, yani inanamıyorum ben bazı yaşananlara, bu programda anlatılanlara. Yani seni dayın istemeye geliyor, dayının oğlu. Sonra dayının oğlu geliyor sana düğünde beline kuşak takmaya çalışıyor. Ya da işte takılmasına yardımcı olmaya çalışılıyor. Olmaz. Artık bir kızı istediğin zaman, istersin, hiç ona da bir şeyim yok. Ama daha artık onu istedikten sonra da düğününe gidip belindeki kuşakla uğraşamazsın yani. Ben de olsam ben de tepki gösteririm buna. Hani bu şiddeti sakın yanlış anlaşılmasın. Şiddeti şey yapmak için, güzel göstermek adına söylemiyorum. Ama olmayacak şeyler var mesela. O dayının oğlu niye oraya giriyor? Hayır, tepkiniz şiddetle olmaz ama herkes bir tepki gösterir. Herkes ne gösterir, oluyor bunun der. Burada ne işi var der. Yoksa ya da şiddet göstermek anlamında yani şiddet değil. Şiddet hoş tepki göstermek adına söylemiyorum. Ya da sen dayının oğluyla bir daha görüşmeyeceksin der. Ya artık şimdi dayının oğlu seninle evlenmeyi, artık dayı oğlu vasfı çıkıyor oradan. O seninle evlenmek isteyen bir adam. Artık benim evime dayı oğlu olarak gelemez. Yani aslında çok basit değil mi bunlar? Ama biz işte hep böyle garip garip, çok basit şeyleri galiba yerine getirmediğimiz için bu cinayetler işleniyor diye düşünüyorum. Evet, 8 kişi az önce, programımız başlamadan az önce Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nden sağlık kontrolüne götürülürken muhabirimiz tarafından görüntülendiler. Bir izleyelim isterseniz önce o görüntüleri, sonra da Hüseyin'e bağlanalım. Meryem Hanım, sürpriz yapıp gelir diyordunuz, bu muydu sürpriz? Çocuklarınız babasız kaldı. Farklı konuşurum diyordunuz ablama şiddet uyguladığında. Farklı konuşmuşsunuz. Konuşmakla da kalmamışsınız. Neden öldürdünüz? Suça iştirak etmişsiniz. Neden yardım ettiniz cinayete? Mustafa. Torunlarınız babasız kaldı. Neden sustunuz? Neden öldürdünüz? Neden yardım ettiniz? Pişman mısınız? Geç oradan geç. Evet, görüntüleri Ahmet'cim sen akıtırken Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Sayın Savcımız Oğulcan Çoban'a, Hatay İl Emniyet Müdürümüz Kadir Gökçe özelinde de Hatay Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ve Cinayet Büro Amirliği dedektiflerine çok teşekkür ediyorum. Olayın ilk gününden itibaren gerçekten büyük bir titizlikle üzerinde durdular ama siz de gördünüz, aile içi işlenen bir cinayetti ve herkes son derece suskundu. Kimse birbirini ele vermek istemiyordu. Tam 500 saatlik kamera görüntüsü izlendi soruşturma sırasında ve 2 milyona yakın HTS kaydı incelendi ve buradan kuvvetli deliller elde edildi. İşte bu kuvvetli deliller, silahın alındığının ortaya çıkması, işte telefon kayıtları, HTS'ler vesaire derken gerçekten aylardır Asayiş Şube Müdürlüğü titizlikle olayın üzerinde duruyordu. İlk günden itibaren de yayınımızda tüm yaşanan gelişmeleri ihbar kabul edip hepsini ayrı ayrı değerlendirmişlerdi. Biliyorsunuz evde incelemeler yapılmıştı. Oradan bir takım örnekler alınmıştı. İşte tüm bu örneklerin, maddi delillerin toplanması üzerine gözaltına alınan aile fertlerinden de itiraf gelmek zorunda kaldı. Ben hep onu söylüyorum. İtiraf ettiler başka bir şey. İnsana sorarsa itiraf eder. O başka bir şeydir. İtiraf etmek zorunda kalır artık ortaya konulan delillerle. O da bambaşka bir şey. İtiraf etmek zorunda kaldılar. Buradaki en büyük alkışta Asayiş Şube'nin deneyimli dedektiflerine gitsin. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Bir kan daha yerde kalmadı. Keşke böyle olmasaydı. Keşke şiddete şiddetle cevap verilmeseydi. Keşke başka türlü olsaydı. Ama kimse de kimseyi kandırmak durumunda kalmasın. Yani bu kadar herkesin işin içine girdiği, şimdi ne olacak? Bu aile de bitti. Bu ailenin de çolukları, çocukları var. Yazık yani, ben bunlara da çok üzülüyorum. Bu kadının küçük bebeği var, o bebekle beraber cezaevine girecek. Bütün aile etkilendi ve bütün aile dağıldı.
Yani çözüm bu olsa herkes istemediği damadını öldürsün. Ama şimdi bu çözüm değil. Yani buna bir yol bulmak gerekiyor. Madem kocan seni ilk günden itibaren dövüyor, o zaman üç tane çocuk da yapmayacaksın o zaman. Yani hangi kocaya yapılıyor ki bu üç çocuk? Ben anlamadım. İnsanın kocası iyi olur yaparsın. Üç tane değil 13 tane yap. Ama daha sen ilk evlendiğin gün seni döven bir kocaya da 3 tane çocuk yapmanın nedir acaba mantığı? Yani ben bu zihniyeti anlamakta güçlük çekiyorum. Bir çocukla o evden ayrılmak ayrı bir şey, 3 çocukla ayrılmak ayrı bir şey. Kolay mı 3 çocuğun bakımı? Bir de şiddete uğruyorsanız, uğradığınız ilk şiddette orayı terk edin. Hani inanmayın, özür dilerim, bir daha yapmayacağım, işte bu seferlik oldu, seni çok seviyorum. Bu sözlerin hepsi yalan. Kandırmaca yalan. Şiddet gittikçe büyüyor, şiddet aralığı da gittikçe daralıyor. Bunu yapmamak yani lazım. Yani onun için ilk şiddette tedbirini alıp gitmeye çalışmak ya gerekiyor. Ya şöyle bir şey oluyor. Babası da annesini dövmüş oluyor mesela kadının. Diyor ki işte babam da annemi daha dövüyordu. Şimdi bu da ediyor. Daha normalize ediyor. Aslında öyle bir şey yok yani. Bir adam bağırabilir, çağırabilir vesaire kavgada. Orası ayrı bir şey. Ama elini kaldırması apayrı bir şey. Bence birisi zaten böyle elini kaldırabiliyorsa bitmiştir olay. Bunun devamı gelecek. Geliyor. Demek hep de gelmedi ki. Mi? Hep, hep geliyor. De geliyor tabii. yani. Evet, muhabirimiz Hüseyin Coşkun Hatay Adliyesi'nin önünde, yanında Hasan ve Yusuf Özdemir var. Mehmet Ali'nin abisi ve kardeşi. Günaydın Hüseyin'cim. Müge Hanım günaydın. Hatay'dayız. Yanımda Hasan Özdemir ve Yusuf Özdemir var. Onlar da bu gelişmeyi an be an takip ettiler. Sözü isterseniz onlara da vermek istiyorum, bana soracağınız bir soru yoksa. Senden de detaylar alırım, atladığım şeyler varsa. Hasan Bey'e döneyim. Hasan Bey, Hasan'cığım, yani sen geldin, sen fitili ateşledin. Kafanda bambaşka soru işaretleri vardı ama program işledikçe aslında önce babam mı, kardeşim mi falan derken sen de aile fertlerinin çelişkili ifadeleri karşısında hedefini başka bir yere yönlendirmiştin. Herhalde şaşırtmamıştır seni de bu sonuç diye düşünüyorum. Bu sonuç beni yok şaşırtmadı. Çünkü net olarak ben her türlü kendilerinin hareketlerini takip ediyordum. Sizden çok 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 teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden. Yani böyle bir durum ortaya çıktığından dolayı. Yani ben bunu daha önceden tedirgin... Şimdi bu kavga olayla sanmıyorum aslında. İcabın da başka bir şey de ortaya çıkabilir. Şimdi sadece bir bahaneyle kavga olayını getiriyorlar. İcabın da başka bir şey daha çıkabilir. Onları da bekliyorum. Yarın Allah izin verirse Mehmet Ali'nin eski avukatı Mustafa Özçelik'le beraber biz bunlara davasını devam edeceğiz. Sonuna kadar gideceğim Müge Hanım. Size çok teşekkür ederim. Yani Allah yardımcınız olsun sizinle. Bundan sonraki dava süreci de gerçekten çok zor. Hasan bir şey söyleyeyim mi? Bence diğer kardeşim bir Yusuf'a da sarıl. Bu da size ders olsun, babanızla kardeşlerinizle. Ah kıyamam, ağlıyor ya. Gelin. Yani. Ya ya. Müge Hanım size çok teşekkür ederiz bu arada. Bizim üstümüze atılan suçları da çıkardınız. Yani ne desek bilmiyorum. Şaşkınız yani. Ben çok şaşırdım yani. Çok şükür temize çıktık, aklandık. Yani bize atılan suçlardan, insanların söylediği laflardan kurtulduk. Hak yerini bulacak zaten. Hak yerini buldu çok şükür. Müge Hanım sizden ricam. Ben sizden maddi olarak hiçbir destek istemiyorum. Yeter ki bu çocukların manevi olarak ben valetini almak istiyorum. Kendisini ben bakmak istiyorum. Bu emanet çocukları, yetim çocukları. Çocukları da istiyorsunuz. Ben çocukları da istiyorum. Onlara kesinlikle hiçbir şey bırakmayacağım bunlara. Çocukları ben bakacağım. Ben nasıl 3 tane çocuğum varsa bu 3 çocuğu da 6 çocukla hepsini bir Allah'ın izniyle bakarım. Sizden sadece tek ricam bu. Aynen. Ben onlara kesinlikle hiçbir şey bırakmak istemiyorum onlara. Allah belalarını versin hepsini. Ay ne kavga edersen çok et teşekkür kardeş ediyoruz kardeş bu arada yani. Hanım size. Size ve emniyet güçlerinize çok çok teşekkür ediyoruz. Vallahi Yusuf'cum ben inan ilk konuştuğumuzda hani babanı gördüm, seni gördüm. Sizden çıkmasın diye Allah biliyor ya ben aile içi böyle sevmiyorum yani. Kardeş baba olunca insanın bizim aile sorunlarında böyle bir şey olması zaten imkansız bir şey. Ama sonra sen geldin, baban geldi. Sizin gözlerinizde onu görmedim. Zaten. Onu görmedim açıkçası.
Ve o beni çok biz sevindirmişti. Biz de ailede biz düşman birbirimiz olabiliriz. Gayet normal bir şey. Üzülebiliriz, kırılabiliriz birbirimize. Ama birimiz düştüğü zaman elimiz iki kando bile olsa biz her türlü şey desteği yaparız. Biz kardeşler böyleyiz. Evet, işte inşallah diğer geride kalan kardeşler bundan sonra bu kavgalardan da uzaklaşır diye ümit ediyorum. Bak işte sonu ne oldu? Belki siz kardeşinizin yanı başında olsaydınız onun böyle bir tuzağa düşmesine de müsaade etmeyecektiniz. Çünkü İşte benim en büyük sıkıntım Mehmet Ali en son kaybolmadığı gün yanına gitmiş olsaydım icabında böyle bir durum olmayacaktı. Ama son görevimi kendisine bu çocuklarına yani hak olarak ben bakmak istiyorum abi. Aa, kutluyorum seni amca olarak Hasan. Yani böyle bir şey olmaz mı? Hiç istemez zaten. O gün biliyorsunuz izleyicimiz o gün bir kavga gördüğünden de bahsetmişti. Yani ben açıkçası oraları önemsiyorum. Yani o gün bir şey oldu. Ertesi günü kavga görülmüştü. Bir önceki gün. Evet, bir önceki bir kavga gün kavga var. Ettiklerini söylediler. Bir kavga var. Evet. Yani yine Mehmet Ali'nin kayınbiraderiyle kavgasını gören bir izleyicimiz vardı. Onlar her ne kadar kabul etmeseler de. Ama bir problem varmış. İnan ki inanmıyorum bu kavga olayla söz konusu değil. Müge Hanım zaten elde ettiğimiz bilgilerde de bunun böyle bir işte Mehmet Ali Özdemir'in eşi Meryem Özdemir'i dövdüğü anda böyle can havliyle dayanamadığı anda yapılan bir cinayet değil de aslında bunun geçmişten yani yakın geçmişten bir iki aydır planlanan bir şey olduğu zaten elimizdeki bilgiler arasında. Bir silah araştırılması yapılmış, kayıt dışı bir silah alınmış. Daha sonra bunun için bir uygun bir zaman beklenmiş. Ve o böyle iki eşin kavgasına müdahil edilen bir cinayet olmadığı da zaten artık kesin. Zaten kendisi de Meryem diyordu. Mehmet Ali en son dakikalar arasında gel çocuklar uyumadan önce gel çocukları gör. Yani ne demek istiyor yani orada kendisi zaten ifade veriyor. Yani şüphe olduğunu gösteriyor zaten. Yani eve davet ettiklerini söylüyor. Davet ettiği kesin zaten şüphe vardı oradan. Benim şüphem kendilerini zaten orada. Hazırlamışlar. Çünkü planını de, yaptıklarına göre kendilerini çünkü hazırlamışlar. Çocuklar biliyorsun saat 6-7 oldu mu uyuduklarını ben biliyorum. Yani yanımızda gidip geliyorlardı. Her zaman o saat güneş batmadan uyuduklarını görüyoruz. Yani o saatte çocuklar niye ayakta kalsın ki? Yani o kendini resmen şüphe olduğunu gösteriyor zaten. Birinci şüphe o. Evime geldiklerinde ayrı bir şüphe. Kendileri yaptıkları hareketler ayrı bir şüphe. Yani işte arabadan hep malzemeleri indirdiler. Mallar ellerinde kalsın Mehmet diye. Arabada işte zarar görmedi. Araba onlara geleceklerini bildi. Bunları da düşündüler ya. Hepsini aynı bildikleri düşündüler için bunları Mehmet, düşünerek tasarladılar. Mehmet Genç nasıl araba kaynama makinesini indirdi aşağı indirdi. İşte eşim eniştem kaynama makinesini böyle indirebilir. Mehmet Ali zaten normalde ameliyatı onu kaldıramaz. O kadar da basit. 3 tane kırık kemik var. O zaten ağır taşıyamaz. Yani bunların hepsini yayınlarda da göstermiştik zaten. Fotoğraf belliydi. Her şey de belliydi zaten. Mehmet Genç zaten onu da rahat bir şekilde itirdiğini de herkes gördü. Resmen zaten ipuçları da onlardaydı. Vallahi tabii. Ya bunun çok için çok hak yerini buldu. Adalet yerini buldu. Başka bir şey daha var mı? Size ve emniyet güçlerine tekrardan teşekkür ediyoruz. Ben de emniyetimize çok teşekkür ediyorum. Bu davayı bir kez sonuna daha kadar sürdüreceğiz Müge Hanım. Sürdürün de, bak insanın kardeşiyle görüşmesi neden önemli biliyor musun? Şimdi tek taraflı konuşmamak lazım. Ben biliyorsunuz hep herkesin yerine bir kendimi koyarım. Şimdi bu ailenin yerine koyuyorum. Eğer gerçekten Mehmet Ali, ki sizler de söylüyorsunuz, şiddet eğilimli bir adam, gelip karısını dövüyorsa, karısının ailesini rahatsız ediyorsa ve o evde bir kayınbirader varsa, yani ablasını, annesini, babasını korumak güdüsüyle dolu o genç çocuk varsa o da buna tepki gösterir. Şimdi kendimi o çocuğun yerine koyuyorum. Ablam var ortada. Bir tane şiddet eğilimli bir koca var. Geliyor ablamı dövüyor. Bir dakika ya da anneme ya da babama hakaret ediyor. Ne yaparım diyorum. Bak şimdi bir işin o tarafı var. Siz eğer görüşen kardeşler olsaydınız belki şunu söylerdiniz. Mehmet Ali boşanacaksan boşan. Kardeşim iyilikle bitecek bu iş. Şimdi aile bu yüzden lazım. Akıl vermek için. O şeyi almak için. Değil mi? Belki de Mehmet Ali'ye böyle akıl veren bir ailesi olsaydı o da bunları yapmayacaktı. Olayı yatıştırır. Aile sizin o anda göremediğiniz, sizin o anda tepki gösterdiğiniz ve haksız olduğunuz bir durumda aileyi daha objektif davranarak sizi sakinleştirebilir. Bir de sana hani bir başkasının söylemesi. Bunu dışarıdan yapamaz. Bunu bir başkasının dışarıdan söylemesi ayrıdır. Baban tabii, dur otur neye gidiyorsun kardeşim rahatsız edemezsin karını. Onlar da benim torunlarım dese bir baskılar normal bir ailede. İşte işin o tarafına bakıyorum. Mehmet Ali cephesinden bakıyorum. Ama
Bir dakika, Mehmet Ali cephesinden de baktığın zaman zaten bir deprem felaketi yaşanmış. Evler, barklar dağıtılmış. Adam hayatını kurmaya çalışıyor. Hani bir yönüyle karısı, çoluğu, çocuğu, ailesinin yanında. O da kim bilir ne sıkıntılar yaşıyor, onu da bilmiyoruz. Ama işin içinde bir şiddet eğilimi var. İşte bu şiddet eğilimini en küçük yaştan fark edip çocuklarımız bu duruma düşmesinler, ölen ya da öldüren olmasınlar diye o yaştan itibaren ne yazık ki peşine düşmek zorundayız arkadaşlar. Çok zor biliyorum. Bu kol kırılması gibi bir şey değil ki. Git sardır da 6 ay sonra iyileşsin. Yıllarca sürecek bir mücadele. Ama ya çocuğun kara toprakta ya cezaevinde. Onun için uğraşmak zorundasın. Buyurun Hasan Bey. Şimdi Mükemmel Hanım, bir ara demiştim ya, Mehmet Ali bir gün eşiyle beraber yanıma geldiler. İşte bir kıskançlık olayı, yok kız kardeşimin olayı. Şimdi Mehmet Ali eğer o kadar hırçın, o kadar kavgaşar, o kadar eşini deven bir insan, neden gelip de eşini ikna etmesiyle yanıma geliyorlar? Yine o gene bir şüphe üstüne gösteriyor. Yani bu kıskançlık olayla, yani Mehmet Ali her zaman eşini deviyor diye bunu katlenmenin bir anlamı değil. Başka bir anlamı da olabilir. Bize attığı çünkü yalan iftiralardan, cinsel istismar olarak söylediği söz konulardan biz onlara ekstradan bunlar için gene bir dava açacağız. Aile şerefimizi bizim iki paralık etmiş olmak olduğumuzdan dolayı bunlar üzerinde biz duracağız inşallah. Müge Hanım, benim derdim, söylemek istediğim bu değil. Yani benim söylemek istediğim, Mehmet Ali öyle bir hırçın olsa da neden Meryem'i ikna etmeye çalışıyor ve onu sakinleştirmek için bu kıskançlık olayını ortaya koydu, yanıma geldi. Yani bunun kavgayla bir alakası yok. Hasan Bey, aslında lafı dolandırmaya gerek yok. Aslında siz de şunu söylüyorsunuz, bir takım iddialar vardı. Aynen. Acaba Meryem de başka biriyle görüşüyordu da Mehmet Ali de bundan dolayı mı öfkeliydi demeye çalıştığınızın da farkındayım. Evet, bunlar da iddialar arasındaydı. Ama evet, bu kadarını ortaya çıkartan emniyet yetkilileri zaten o görüşme kayıtlarıyla vesaire bunu da ortaya çıkartır. Senin aklında var mı Müge böyle bir soru işareti dersen? Benim de var. Şimdi ben Allah'ın bildiğini kuldan saklayamam. Olur mu? Konuşmalarından zaten belli, bir insan suçu kendi yapmazsa başkasına atmaz. Evet. Kendi yapmış ki yaptığı suçları başkasına atmaya çalışıyor. Hayır, belki Mehmet Ali'nin de başka kıskançlıkları vardır. Kendisini atlamak için. Halbuki bütün suçları vardır, kendi yapmış. Yok, ben itirafla ilgili değil. Yani çok neden? Şükür, hak yerini buldu. Hayır, yanlış anlaşıldım. Benim itirafla ilgili şüphem yok. Nedeniyle ilgili benim de şüphelerim var. Yani karı koca arasındaki problemle ilgili benim de kafamda soru işaretleri burada da vardı. Yine var. Çünkü nasıl anlatayım size bilmiyorum. Aslında biz kadınlar da birbirimizi biliriz. Erkekler de birbirimizi biliriz. Birini seviyorsan eğer tutup kendini de öldürebilirsin belki bir öfke anında. Ona bir şey diyemem, Allah sakınsın, ama yine de üzülürsün öldü diye. Ne zaman üzülmezsin? Bittiği daha noktada. Daha çıkar Müge Hanım. Bak, ne zaman üzülmezsin? Bittiği noktada üzülmezsin. Bir dakika Hasan abi. Ne zaman biter? Gönlüm bir başkasındayken biter. 2 kere 2, 4. Ben insanlar üzerinde çok da fazla yorumlar yapılmasını doğru bulmuyorum. Biz hepimiz aynı cinsiz. 20 tane karakter çeşidi varsa sende farklı 5 kombinasyonu, bende farklı 5 kombinasyonu var. Ama hepimiz aynıyız aslında. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronum öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.